Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 9. videosunu yayınladı. 9. videodan satır başları şöyle: belediyeler nasıl soyuluyor? Alt dernekler var, böyle profesyonel hırsızlık olmaz. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Belediye başkanı rüşvet almaz, huylanır, ne olur ne olmaz diye. Alt derneğe yönlendirir seni. 3 milyon, 5 milyon, sonra ne yapmak istiyorsan yapıyorsun. Taşeron sistemi, deniyor ya beşli çete. Bunlara veriyorlar ihaleyi. 1 milyar dolar. Bunlar taşerona veriyor. 400 milyon doları buna veriyorlar. 600 milyon kılçıksız cebe. Taşeronun da alt taşeronu var. Madem maliyeti 200 milyon dolar, devlet niye 1 milyar dolar veriyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Sülü, bugün senin son günün. Seni bitireceğim. Yüce Divan'a gideceksin. Yerimi buluyorlarmış internetten eşleştirme falan. Yoruldum, gecenin biri, yollarda çoluk çocuk geldik, yeni bir yere geldik. Epey bir yol geldik. Diyorlar ki ona istihbarat yardım ediyor. Ulan mal, CIA, Mossad bana yardım etse söylemezler mi yerini böyle böyle tespit ediyorlar diye, -12,5 yaşındaki oğlum kardeşlerini ağlatmış. Kızlarımı, çatalı fırlattım, göğsüne, saplandı. Baba ben senin oğlum değil miyim? Dedim ki, bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm. Kendi 10 yaşımdaki oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı fırlattım. Düşünün ona onu yapan ona silah çekene daha neler yapacak. İyilik de yaptıysam, kötülük de yaptıysam vatan sevgimden yaptım. Bana ajan dediniz. Beni bu dünyada delirtecek iki şey vardır, ikisini de dediniz. Artık ahiretlik olduk sizinle. Beni öldürmeden size rahat yok. Akit TV'deki eski dostlar bizi ajan yapmış. Durumu lehlerine çevirmek için kriz masası kurdular. Benim geri dönüşüm yok. Yakacağım. Bu kadar. Ajan ha. Bu nasıl bir ayıp ya. Bu haberi yapıyorsunuz, elinizde bir tane kayıt var mı? Bir resim yayınlasanıza, kahpesiniz. Tayyip abiyle yüzleşirken devleti zarar sokacak bir şey söylemeyeceğim. Ama ben pisliksem pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkese anlatacağım. Binali Yıldırım, eski başbakan, oğlunu korumak için alana çıkmış. Senin oğlunu korumana gerek yok ki. Adam 15 senede kaç milyar dolarlık servet yapmış. Biz sadece Hollanda'dakini biliyoruz açıklandığı için. Ya bu adam süper dahi olmasa o paraları nasıl kazansın? Millet 3000 dolar kazanamıyor, adam 3 milyar dolar kazanmış. Senin çocuğun geri zekalı mı? Bırak o konuşsun. Yok, Erkan Yıldırım Venezuela'ya kit getirmiş. Hele o düşkün Abdülkadir, Selvi. Hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik o yazıyı yazar? Hiç utanmadın mı? Ben suç örgütü lideriyim, siz insan değilsiniz. Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası, onlarla görüşüyorlar. Arnavut Sırp grubu var, onlarla görüştüler. Bir de Rus grubu var, size bir kitap önereyim. Vedat Türkali'nin, bir gün tek başına, size oy verdireceğim diye günlerce uyumazdım. Şimdi tam tersini yapacağım, artık ümmetin lideri de değiliz, ümmetin gaspçısın derlerse şaşırmam. Sülü'nün şirketi %5700 büyümüş. Türkiye %7 büyümüş. Dünyanın lideriyiz, insanlar açlıktan ölüyor. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız? Beşli çete siz hep diyorsunuz ya, beşli çete, onlu çete, onlara ihaleyi veriyorlar. 1 milyar dolar, bunlar siz zannediyor musunuz, bunların işçileri var, yok. Bunlar alt taşeron sistemi var, bunlar taşeronlara veriyorlar. 400 bin dolar taşerona veriyor, 600 milyon dolar kılçıksız bu tarafta. Alt taşeronun da alt taşeronu var, samimi söylüyorum, rezalet komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronun da bir altı var, onlar kamyonların filan sahipleri var ya, onlar da yolunu buluyor da, emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki para ne kamyon, ne o ne bu. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın, telefondan bile ihaleye girecek, tüm evrakları hazırlayacak. Madem taşeron bunu yapabiliyor, maliyeti bunu 200 milyon niye devletten 1 milyar çekiyor? Bu para nereye gidiyor? Bu para sizde kalınca, asgari ücret 2,5 bin lira, 10 bin lira para olacak. Siz benim için ne yapacaksınız? Namuslu gazeteciler var ya, ben boşa konuşmam, bir şey konuşuyorsam bana inanın.
beni size, sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ki, Sedat Peker'in her dediği doğru çıkmaya başladı, diyorlar. Bir tanesi yanlış çıksın elimi keseceğim diyorum ya, anlamıyor musunuz?